yapılan rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun mali boyutu 85 milyar avro. 247 milyar yani Türk lirasıyla. Eski parayla 247 katrilyon lira. Bununla ömür boyu çiftçilere arzu ederseniz bedava mazot verebilirsiniz. Bana kaynağı nereden bulacaksınız diyorlar. Hortumcuların hortumunu keseceğim, bu ülkenin insanına vereceğim. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir bakanın koluna 700 milyar liralık saati paralel devlet mi taktı? Dört bakanın çocuklarının yatak odalarına bir değil, iki değil, üç değil, beş değil, yedi para kasasını paralel devlet mi koydu? O bakanların çocuklarının evlerinde milyonlarca doları, euroyu paralel devlet mi koydu? Karamanlı kardeşim, harama ortak olma, helale ortak ol. Harama ortak olma. Ben 1971 yılından bu yana parlamentoya girdiğim tarihe kadar Erdoğan'ın aldığı aylığın her ay en az iki katını aldım. Ama benim çocuğumun evinde 1 milyar dolar para çıkmadı. Benim çocuklarım 6 gemi sahibi olmadı. Benim bir değil, iki değil, beş değil, on değil havuzlu villalarım olmadı. Ama kazandığım her kuruş benim alın terimin karşılığıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren saygıdeğer yurttaşlarıma şunu söylemek isterim. Sizin oylarınız analarınızın ak sütü kadar helaldir. Siz oylarınızı demokrasinin gereği olarak gidip kullandınız. Onlar size dediler ki biz yolsuzlukları önleyeceğiz. Siz de gidip oy verdiniz. Hay hay buyur önle. Biz yoksulluğu önleyeceğiz. Hay hay oy verdiler. Buyur önle. Biz yasakları kaldıracağız. Özgür Türkiye'yi kuracağız dediler. Buyurun yapın dediler. Oy verdiler. Ama 17 Aralık Şebi Arız günü Mevlana'nın Hakk'a yürüdüğü gün bütün bir Türkiye değişti ve yeni bir tablo çıktı ortaya. Türkiye Cumhuriyeti'nde hükümet koltuğunda oturanların devleti nasıl soydukları ortaya çıktı. Allah büyük ya, çıktı ortaya. O nedenle o yurttaşlarıma sesleniyorum. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun.